Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık sinir sisteminin daha eğlenceli kısmına geldik bence. Beyindir, omuriliktir, bunlardan bahsedeceğiz. Çevresel sinir sisteminden bahsedeceğiz ve böylece sinir sistemini de bitirmiş olacağız. Sinir sisteminden sonra duyu organları, duyu organlarından sonra da endokrin sistemi anlatacağım arkadaşlar. Sonrasında ise destek ve hareket sistemine geçeceğiz. Yani bu şekilde sıralama izleyeceğiz. Ben dediğim gibi ilk başta da söyledim, yine tekrar söyleyeyim. Sistemlerde sırayı ÖABT kitabına göre gidiyorum arkadaşlar. Çünkü sorular açıkmış. Sorulara baktığım zaman daha çok AYT düzeyinde sorular gelmiş. Hani böyle bizi çok zorlayacak, böyle çok yabancılaştıracak şeyler yok. O yüzden hani ÖABT kitabından gidersem daha iyi olur diye düşündüm. Tabii ki eksiklikler varsa bunları gidermeye de çalışıyorum. Haberiniz bilginiz olsun. İsterseniz başlayalım hiç durmadan. Hemen şöyle. Ne diyeceğiz? Tabii ki İnsanda sinir sistemi diyeceğiz ve ikiye ayıracağız arkadaşlar. İnsanda sinir sistemi. Şimdi biz insanda sinir sistemini ikiye ayırıyoruz. Nedir? Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak. Şöyle merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi. Arkadaşlar, merkezi sinir sistemi adı üstünde. Nerede bulunur? Merkezde. Yani bizim vücudumuzun asıl işlevini kontrol eden merkezdir. Merkezi sinir sistemi. İki yapıdan oluşur arkadaşlar merkezi sinir sistemi. Beyin ve omurilik. Şöyle yazıyorum. Omuriliği şuraya yazıyorum. Omurilik ve beyinden oluşuyor. İlk önce beyinden başlayacağız anlatmaya, daha sonra ise arkadaşlar omuriliği anlatacağız. Peki beynin yapılarına baktığımız zaman beyin kaça ayrılır? Arkadaşlar, beyin de kendi içerisinde 3'e ayrılacak. Nedir bunlar? Şöyle siyahla devam edeyim. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak. Arka beyin. Tabii ki bunlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Arkadaşlar, ön beyin kendisi içerisinde uç beyin ve ara beyin olarak. Ara beyin de kendi içerisinde ayrılacak tabii ki. Böyle beynimizin ön kısmı birazcık böyle çok fazla dallanıyor. O zaman şöyle yapalım. Ön beyin kendi içerisinde uç beyin. Uç beyin arkadaşlar beyin kabuğu da diyoruz. Beyin kabuğu. Ve ara beyin olarak ikiye ayrılıyor. Ara beyin. Ara beyin de kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. Nedir bunlar? Talamus, hipotalamus ve epitalamus olarak. Talamus, hipotalamus, hipotalamus ve epitalamus. Epitalamus. Geliyorum orta beyin. Orta beyin tabii ki ayrılmıyor arkadaşlar. Orta beyin tek başına kendini idare ediyor. Arka beyine geldiğimiz zaman arka beyin de kendi içerisinde ayrılıyor. Nedir bunlar? Beyincik, omurilik soğanı, omurilik soğanı ve pons. Ponsun diğer adı Varolli köprüsüdür. Varolli köprüsü. Bu şekilde de arkadaşlar bizim beyin kısmımız ayrılıyor. Peki çevresel sinir sistemine geldiğimiz zaman çevresel sinir sistemi de yine kendi içerisinde ayrılacak arkadaşlar. Bunlar somatik sinir sistemi. Ya da somatik sinirler de diyebiliriz. Somatik sinirler ve otonom sinirler. Otonom sinirler. Şimdi somatik sinirler bizim vücudumuzun istemli olarak hareket ettirdiğimiz noktalarını kontrol ediyor. Otonom sinirler ise arkadaşlar otomatik olarak, yani şöyle düşünün, bizim isteğimiz dışında çalışan noktaları kontrol ediyor. Otonom sinirler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Sempatik sinirler ve parasempatik sinirler. Bunları ben karşılaştırmayı çok seviyorum. En son insanda sinir sistemini en sonunda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de şekil üzerinden beynimizin yapısını görelim. Daha sonra arkadaşlar merkezi sinir sistemi beyin deyip anlatmaya başlayalım. Şöyle benim önceden çizdiğim bir şekil vardı. O şekil üzerinde göstereceğim size. Şöyle çevireyim. Şimdi arkadaşlar, beynimizin yapısına baktığımız zaman bu tabii ki hani çok şematik, aşırı şematik bir görüntü ama daha kolay anlamamızı sağlayacak. Şimdi bizim iki tane beyin yarım küremiz vardır arkadaşlar. Bu ön beyinden oluşuyor tabii ki. İki tane yarım küre vardır. Şurada talamus, hipotalamusu da
aldım hani ön beyin içerisinde. Zaten ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak ayrılıyor. Şimdi ön beyin içerisinde ne vardı? İkiye ayrılıyordu. Uç beyin ve ara beyin olarak. Uç beyin arkadaşlar beyin yarım kürelerini oluşturuyor ve beyin kabuğu da diyoruz. Ara beyinde ise talamus, hipotalamus, bir de hipofiz bezi de var. Şimdi epitalamus da var ama epitalamustan çok fazla bahsedilmez. Biz burada daha çok hipofiz bezinin üstünde duracağız ki zaten endokrin sisteme geldiğim zaman bundan da bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, şu bizim beyin yarım küremiz zaten ön beyin, beynimizin yaklaşık %80'ini oluşturuyor arkadaşlar. Geriye kalan %20'lik kısım orta beyin ve arka beyinden oluşuyor. Şimdi beyin yarım kürelerinin daha böyle içerisine doğru arkadaşlar bakın şöyle talamus vardır. Şu talamus hemen altında da hipotalamus vardır. Zaten hipo ne demek? Alt anlamında kullanılıyor Latince'de. Talamusun altında demektir. Hipotalamus bulunuyor. Daha sonra arkadaşlar bir de bizim hipofiz bezimiz vardır. İki tane bunlardan da belirli hormonlar sentezleniyor. Şimdi bu bizim ön beynimiz. Beyni anlatırken size beyin üçgeni ve nasırlı cisimden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan bahsederken bu şekli tekrardan göstereceğim. Şimdi hemen bakın ön beyin burası ya. Şu arada kalan kısım, şu kısım arkadaşlar orta beyindir. Orta beyin küçücük bir yer. Zaten görevleri de küçük ama etkisi büyük olan görevlerdir. Gelelim arka beyine. Arka beyin de 3 kısımdan oluşuyor. Neydi? Beyincik, pons ve omurilik soğanı. Arkadaşlar şu beyinciktir. Beyincik. Hemen bakın şurada bulunan yapı pons'tur. Varoli köprüsü de diyoruz biz buna. Beyinciğin böyle altın hani devamı gibi sayılan yapı omurilik soğanı. Omurilik soğanının devamı ise nedir? Omuriliktir. Zaten şu üçü neyi oluşturuyor? Arka beyni oluşturuyor. Bir de bizim beyin sapı dediğimiz bir yapı vardır arkadaşlar. Üç tane beyin kısmı beyin sapını oluşturuyor. Nedir bunlar? Pons, omurilik soğanı ve orta beyin. Bakın. Pons, omurilik soğanı ve orta beyin. Bakın şu üçü birlikte bir araya geldiği zaman beyin sapı dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Şimdi bunları gösterdikten sonra tekrardan dönelim beyin diyelim ve ön beyinden başlayıp anlatalım arkadaşlar. İlk önce beyni koruyan zarlardan bahsedeceğim. Daha sonra ise yapılarından geriye kalanlardan bahsedeceğiz. O zaman şuraya devam edeyim, kağıt boşuna gitmesin. Şöyle merkezi sinir sistemi diye yazıyorum. Merkezi sinir sistemi. Arkadaşlar merkezi sinir sisteminde de ilk olarak beyni anlatacağız. Bir diyorum beyin. Şimdi beyne baktığımız zaman arkadaşlar bizim vücudumuzun zaten ana kontrol merkezi neresidir? Beynimizdir. Arkadaşlar burada beyin yarım küreleri bulunur. Beyin yarım kürelerine biz serebrum diyoruz. Beyin yarım kürelerine serebrum diyoruz. Şimdi bu hani isimleri çok da önemsemiyorum ama belli olmaz. Bakarsınız ÖSYM hani ikinci isimleriyle yani Latince isimleriyle sorabilir. O yüzden en azından aşinalık olsun diye söyleyelim. Şöyle diyelim. Beyin yarım küreleri neymiş arkadaşlar? Serebrum olarak isimlendiriliyormuş. Serebrum olarak isimlendiriliyor. Şimdi bizim serebrum dediğimiz bu beyin yarım kürelerinde iki tane yarım küre var arkadaşlar. Biri sağda, biri solda. Sağ lob, sol lob diye söylüyoruz. Bunlar da yaklaşık 10-12 milyar tane nöron bulunuyor. Şimdi bu nöronlar tabii ki yaş ilerledikçe daha da azalıyor. Çocuklarda da arkadaşlar yeni doğan çocuklarda yine azdır. Bakın 10-12 milyar değildir. Nasıl oluşuyor peki bu hücreler? Şöyle oluşuyor. Ben birinden dinlemiştim. Kimden dinlediğimi hatırlamıyorum ama sanırsam internette denk gelmişti ya da televizyonda. Diyor ki çocukların diyor hani doğduklarında beyinleri boş bir levha gibidir. Siz hani onu doldurursunuz. Yani çocuk bir şey öğrendikçe nöronlar arasında bağlantı kurar ve o bağlantılarla öğrenmeyi gerçekleştirir. Yani bizim çocuklarımız ilk doğduğu zamanlarda aslında beyinlerinde hiçbir şey yoktur. Hani refleksler haricinde kalıcı doğuştan gelen refleksler haricinde bundan sonraki öğrenmelerini nasıl gerçekleştiriyorlar? İşte bu nöronlar arasındaki bağlantıları kurarak gerçekleştiriyorlar. Ne kadar çok bağlantı kurarsak o kadar çok öğrenme ve o kadar çok nöron oluşuyor arkadaşlar diyebiliriz. Peki bunların arkadaşlar iki tane yarım küreye bölünmüştür. Hani dedik beyin yarım küreleri bulunur diye. Bunların üzerinde birçok girinti ve çıkıntı vardır. Şimdi biz bu girintilere sulkus dediğimiz yapılar,
Çıkıntılar da arkadaşlar girus diyoruz. Hani bunları da yine bir not olarak söyleyeceğim ama dediğim gibi çok karşımıza çıkacağını düşünmüyorum. Ama bizi en çok ilgilendiren şey şudur bakın. Beyin yarım kürelerini boyuna ikiye bölen yarık, Silius yarığı, enine bölen yarık da arkadaşlar Rolando yarığıdır. O zaman şöyle yazalım. Beyin yarım kürelerini enine bölen yarık Rolando. Rolando yarığının sorma ihtimalini düşünüyorum. Bence olabilir. Çünkü Rolando yarığı biraz daha ne bileyim hani sorma ihtimali olabilen bir yapıdır arkadaşlar. Rolando boyuna bölen yarık ise Silvius yarığı. Evet, bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bakın, bizim beynimizin ortalama ağırlığı erkeklerde 1200-1300 gram, kadınlarda arkadaşlar 1000-1250 gram kadardır. Şimdi kadınlarda beyin küçük diye böyle çok da dalga geçmeyin bence. İçinizden belki erkekler dalga geçiyorsunuzdur. Biz böyle o kadar hani az gramlı beyinle bu kadar çok işler yapabiliyorsak, yani artık düşünün, sizin kadar beynimiz olsaydı, 200-300 gram daha fazla olsaydı kim bilir neler yapardık. Beynin ağırlığı ile ilgili değil, kafanızı çalıştırmayla alakalı diye söyleyebilirim. Tabii sadece erkeklere söylemiyorum, herkese söylüyorum arkadaşlar bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bizim beynimizi dışarıdan saran, beyin ve omurilemizi dışarıdan saran zarlar vardır arkadaşlar. Biz bu zarlara meninges zarları diyoruz. O zaman şöyle yazıyorum bakın. İnsan beynini dıştan saran zarlara meninges zarları denir. Peki bu meninges zarlarının iltihaplanmasıyla oluşan bir hastalık var. Menenjit hastalığı arkadaşlar. Menenjiti mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bu meninges zarlarının iltihaplanması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Arkadaşlar, bunları dıştan içeriye doğru sıralarsak bakın, ya da içten dışa doğru, şöyle diyelim, içten dışa. Bunlar 3 katlıdır bu arada, meninges zarları. İçten dışa sıralarsak en içte arkadaşlar ince zar dediğimiz zar bulunuyor. İnce zar. İnce zarın diğer adı pia mater dediğimiz zardır. Peki ince zar ne işe yarıyor? Arkadaşlar, ince zar kan damarlarıyla donatılmıştır. Beyni ve omuriliği sıkıca saran, onun beslenmesini sağlayan yapıdır. O zaman şöyle yazalım. Beynin beslenmesini sağlar. Bu arada insan beynini dedik ama arkadaşlar omurilikte de bulunur. Parantez içerisinde yazayım, siz anlayın. Omurilikte de bulunur. Onu yazmayı unuttum. İki diyorum. Yani ortada bulunan ne vardır? Örümceksi zar. Örümceksi. Örümceksi zara araknoid zar denir. Zaten şeyler anlattım ya size, araknitler dedim, örümcekler dedim arkadaşlar, oradan da aklınıza gelebilir. Peki örümceksi zar ne yapıyor? İnce zarla dışta bulunan zar arasında bağlantı sağlıyor arkadaşlar. Ve son olarak 3 diyorum, en dışta da hangi zar bulunuyor arkadaşlar? Sert zar. Sert zar bulunuyor. Bu zar da duramater olarak isimlendirilir. Bu zar arkadaşlar beynimizi kafatasından sonra koruyan bir yapıdır. Zaten sert zarın en dışında da kafatası vardır. Beynimiz böyle 4 tabakayla korunan bir yapıdır. Peki bir de bizim beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı vardır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Örümceksi zar ile ince zar, pardon yanlış yaptım. Pardon, şöyle şurayı karalıyorum. Örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Beyin omurilik sıvısı, diğer bir ismiyle boz bulunur arkadaşlar. Bu beyin omurilik sıvısının bazı görevleri vardır. İlk önce en önemli görevi tabii ki beyni ve omuriliği ne yapacak? Dışarıdan gelen darbelere karşı koruyacak. O zaman yazıyorum. 1. Beyni ve omuriliği dıştan gelen darbelere karşı korur. Darbelere karşı korur. İkincisi,
Arkadaşlar, beyin ve omuriliğin beslenmesini sağlar. Beslenmeyi sağlar. Üçüncüsü de iyon dengesini sağlar. İyon dengesini sağlar. Yani bu beyin omurilik sıvısı sayesinde hem beynimizde hem de omuriliğimizde darbelere karşı korunur, beslenir, hem de arkadaşlar iyon dengesi sağlanır. Peki, bu beyin üçgeninden bahsedeyim ben size. Bir de nasırlı cisimden bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar, beyin yarım kürelerini üstten baktığımız zaman nasırlı cisim dediğimiz bir yapı görülüyor. Alttan baktığımız zaman ise beyin üçgeni dediğimiz bir yapı görülüyor. Peki bunlar neyden oluşuyor? Arkadaşlar, bunlar nöronların aksonlarından oluşur. Ve bunların görevi nedir? İki yarım küre arasındaki bilgi akışını sağlamaktır. Yani bu, hani size şekilde göstereceğim dedim ya, bakın. Üstten bakıldığı zaman şöyle nasırlı bir cisim, hani görüntüsü böyle biraz kalın olduğu için nasırlı cisim denilmiştir. Alttan bakıldığı zaman da şöyle üçgenimsi bir yapıya benziyor arkadaşlar. Buna da beyin üçgeni denilmiştir. Bu üçgenler neyden oluşuyormuş? Nöronların akson kısımlarından oluşuyor ve iki yarım küre arasındaki bilgi akışını sağlıyor. O zaman şöyle yazıyorum. Beyin yarım kürelerine üstten bakılınca pardon, nasırlı cisim alttan bakınca beyin üçgeni görülür. Beyin üçgeni görülür. Bu yapılar nöronlar arasında bağlantı kurar. Bağlantı kurar. Yani aslında beyin yarım kürelerini de birbirine bağlar arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Beyin yarım kürelerini birbirine bağlar. Birbirine bağlar. Aralarında impuls akışını sağlıyor. Evet, böylece beynin genel olarak özelliklerinden bahsettim. Şimdi ben burada bitirmek istiyorum bu videoyu. Bir sonraki videoda arkadaşlar size ön beynin, uç beynin, ara beynin, işte genel olarak hepsinin özelliklerini tek bir videoda sıralamak istiyorum. Yani ön beyinden başlayacağız, orta beyin, arka beyin, hepsinin teker teker görevlerini göreceğiz. Peki ben o dersi nasıl işleyeceğim? O dersi şöyle, kendim yazacağım önceden. Çünkü yazarken çok fazla vakit kayboluyor. Kendim yazacağım. Bu şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öyle hem anlatması daha kolay hem de yazarken vakit kaybetmemiş oluruz. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. O şekilde yazıp bir sonraki videoya geliyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.